Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Mikro Orijinal Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki ikizkenar üçgende açı konusunun sorularını çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgen verilmiş ve tepe açısı 30 derece verilmiş. Taban açılarını nasıl buluruz? AA deyip 2A artı 30 eşittir 180 diyebiliriz. Ya da kısası var bunun, 180'den 30 çıkartıp 2'ye bölebiliriz. 180'den 30 çıkarsan 150 kalıyor. Bu açılara 150 derece kaldı. İkisi de eşit açı olduğundan. 150'yi de 2'ye böldüğümüzde 75 yapar. Hocam 75 artı x eşittir 180 derece değil mi? Evet, x de böylelikle 180 x 75, yani 105 derece çıkar. Evet, birinci soru 105 geldi. İkinci soruya geldik. Burada x kenar var. Hemen taban açısı x ise buradaki taban açısına da x yazabiliriz. İki açı gördük mü dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Hop 2x yazdım. Bir de adam bize AB ile AC'ye eşit vermiş. Evet, şunu da eşit vermiş. Bunu da eşit vermiş. Bu ikizkenarda da taban açıları birbirine eşit. Ya da tepe açısı 20 derece ise 180'den 20 çıkar. 162'ye böl. Hocam bunlar 80-80 yapacak. 2x eşittir 80 ise x'i böylelikle kaç buluruz? 40 buluruz. Yani x 40 derece çıkar örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Evet, AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şu bir ikizkenar üçgen verilmiş. İkizkenar üçgenin taban açısı kaç derece? 80 derece. Hocam burası 80. 80 160. O zaman buraya ne kaldı? 20 derece kaldı. İkizkenar bu. 20 ise bu taban açısı da 20'dir. 20 ise, çünkü tabanı taşıyan açılar birbirine eşit. 20 ise 20. 20 ve alfanın toplamı da 180 yapacak. Yani 20 40. 180'e tamamlayanında 140. Alfamız böylelikle 140 derece çıkar. Örnek 3 140 oldu. Geldik örnek 4'e. İkizkenarlıklar var burada. Bir de ne var? Şu tepe açısı verilmiş. Öncelikle bu ikizkenara dikkat edeceğim. Belli. Tepe açısı 30 ise 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 yapacaktır taban açıları. 75'leri yazdım. Bak dikkat et, burası 75 değil. Tamamı 75. E hocam şurada 5 derece verilmiş, bunu kullanacağım. 75 tamamı, 5'i buradaysa 75'ten 5 çıkart. Burası 70 çıktı ve buradaki üçgende ikizkenar ve tepe açısı, bakın tabanı burası. Tepe açısı 70. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55 derece çıkar. Buradaki açılar alfada böylelikle kaç derece oldu? 55 derece oldu. Örnek 4 55 oldu. Geldik örnek 5'e. İkizkenar üçgen var. Tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 140. 2'ye böl. 70 yapar. Hocam ters açıdan dolayı burası da 70. E burada da bir ikizkenarlık var ve tepe açısı, bak tabanı burası. Tepe açısı 70. E o zaman tepe açısı 70 ise 180'den 70 çıkart. 2'ye böl. Yani 180'den 70 çıkarttığın zaman 110. 2'ye böldüğün zaman da kaç yapıyor? 110'u 2'ye böldüğümüzde 55 derece yapar. Böylelikle x'i 55 derece buluruz. Cevap 55 yaptı 5. soruda. Geldik örnek 6'ya. İkizkenarlık verilmiş. Hemen burada taban açısı var. E taban açıları, buradaki ikizkenarlıktaki taban açıları, şu taban ya, birbirine eşit 20'ye 20. E burada hocam iki tane açı yan yana gördüm. Dayanamam. İkisinin toplamı hop bir dış açı 40 derece. Şuradaki ikizkenarlıktan taban açıları birbirine eşit. Yani bu tabanı taşıyan açılar 40 ise burası da 40'tır. Benden BAD açısı isteniyor. 40 80. Şuraya kaç derece kaldı o zaman? 100 derece kaldı. Ama benden BAD isteniyor. BAD de 100 artı 20'den kaç derece yapar? 120 derece yapar dostum. Yani cevabımız böylelikle 120 yaptı örnek 6'da. Ve böylelikle buradaki kısmı da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açı harflendirmesindeki kısımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.